Evet, herkese merhabalar. Sokakta bir görme engelliyle karşılaştınız ve ona söylememeniz gereken 10 şey. Evet, Engin Yılmaz Twitter hesabında paylaşmış. Gerçekten güzel bilgiler. Teşekkür ediyoruz. Sokakta bir görme engelliyle karşılaştığınız zaman söylememeniz gereken 10 şey ne peki? Yolda bastonuyla giden görme engelli birine düz git diye seslenmeyin. 2. Karşınızdan gelen görme engelli birine sağ sol diye komut vermeyin. Çünkü muhtemelen sizin sağınız onun solu. 3. Yolunda yürüyen birine dur yanlış gidiyorsun diye bağırmayın. Muhtemelen onun kafasında bir harita ve bildiği bir şey var. Yanlış gidiyorsa ve çarpacaksa bile bu onun sorumluluğunda. Ben İstanbul'da bir görme engelli başkanımız 2,5 kilometre boyunca mesela öyle arayollardan bizi götürdü ki gerçekten görme engelli bireylerimizin kafalarında çok güzel bir harita var ve gidecekleri yeri biliyorlar, bilinçli gidiyorlar, yani öyle söyleyeyim. 4. Sakın ha ve sakın izin almadan, sormadan kesinlikle kimsenin koluna, eline dokunmayın. Evet, genelde toplumda en çok yapılan hatalardan birisi bu. Yani bazı, yani görme engellilerimize nasıl davranacağını bilmeyen bazı vatandaşlarımız yani resmen çullanıyorlar üzerlerine. Bu doğru değil tabii. 5. Otobüse, minibüse binen görme engelli birine çekilecek eşya muamelesi yapıp hiç konuşmadan yer vermeye çalışmayın. Eğer boş yer varsa uyarın yalnızca. Ya burada da bir nezaket olması gerekiyor tabii. 6. Tanımadığınız hiçbir kimseyle sen dilinde konuşmayın. Bakın, bu da çok önemli bir kişisel gelişim konusudur esasında. Yani kim ile tanışırsanız tanışın, yani ona siz diye hitap edin. Yani samimi insanlara sen diye hitap edilir. Evet, 7. Size yol soran birine ne yapacaksın orada ama çok uzak orası gibi akıl vermeyin. 8. Kimseyi şu bu gibi işaret zamirleriyle nitelemeyin. 9. Metro ve benzeri yerde yakında yürüyen merdiven varken kimseyi zorla asansöre yönlendirmeyin. Evet, yani böyle bir normalde sadece saygı duyun. Esasında böyle yapan insanlarımız da kötü niyetle yapmıyorlar tabii bunu. Ama ısrar da etmeyin. Yani neticemizde, çünkü görme engellilerimiz birey ve onlar ne yapacaklarını biliyorlar gerçekten. Biri sizden yardım istemediğini belirttiyse lütfen ama lütfen inat ve ısrar etmeyin. Evet, gerçekten güzel 10 maddeyi sizlerle saymış olduk.